Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Bütün dünyada sesimizin ulaştığı tüm kardeşlerimize en içten dileklerimle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 5 Temmuz Salı günü 2022 bir sohbetle daha sizlerle birlikteyiz. Öncelikle bu sohbete insanlar katılır veya katılmaz, inanır veya inanmaz. Yani artık benim için burada hakikate aykıran bir insana inanan kitle önemlidir. Kimse bir şeylere inanmak zorunda değildir. Ama yaratıcımız gerçek. Kitabı, Kur'an-ı Kerim, peygamberler, halifeler, birçok gelmiş, geçmiş erenler, ervişler, dervişler, alimler, hep inandım. O yüzden yani Titan-ı Müşa kim diye herkes merak ediyor. Evet. Normal sizler bizler gibi yani sıradan bir hayatımız olan keşke öyle birisi olsaydık. Keşke sıradan bir hayatımız olsaydı. Yani nereden başlayacağım bilmiyorum. Bunlar birçok insana yani bir hikaye gibi gelebilir ama hepsi kanıtlıdır. Belgelidir. Ve kanıtsız ve belgesiz hiçbir şeyden bahsetmem. Çünkü bu yaşıma kadar hep araştırmışımdır. Öğrenmişimdir. Ve en büyük de rehberim Allah-u Teala'ya merak ettiğim kendimle ilgili, insanlarla ilgili, evrenle ilgili ne biliyorsa yani Allah Celle Celaluhu'ya ne sormam gerekiyorsa Allah-u Teala bana zamanı geldiği zaman bunların cevabını verdi. Ama ben 2019'dan bu tarafa ki süreci canlı yayında da sizlere bahsettim. Nasıl olduğunu. Ama kendimle ilgili hiç bahsetmedim. Yani belki 2019'daki sohbetlerde bazen dile getirdim. Ama silindi artık onları yeni aramıza katılan kardeşlerimiz oldu. O yüzden biraz Titan-ı Müşa'dan bahsedelim. Titan-ı Müşa nasıl oldu, nasıl doğdu? Yani neler yaşadı kısa olarak böyle anlatmak istiyorum. Anlatmaya kalksak tabii ki bir ömür 40 yıl devirmişsin. Anlatmayla bitmez değil mi? Aslında kitap yazmak gerekiyor. İnşallah o da olur. Şimdi elbette Titan-ı Müşra'yı kanaldan herkes tanıyor ama şahsi olarak tanıyan insanlar da zaten sağda solda şunu söylüyor. Yani ondan tanışan insan hep tımarhanelik oluyor. Yani onunla tanışmak ayrı bir dert. Gezmek, dolaşmak ayrı bir dert. Yani her şey onda bir sıkıntı. Çünkü burada olan enerjiyi her insan kaldıramıyor. Yani kafa yiyor, tırlatıyor, bir şeyler oluyor. Bunlarla ne demek istedim zaten kitlenin içerisindeki zeki kardeşlerimiz anlıyor. Yani yanımıza gelenlerin en son bir tanesinin neler yaptığını görüyorsunuz. Yani sağda solda işte videolar yapıyor. Ve devamlı benim deli olduğumu iddia ediyor. İnsanları tımarhaneye gönderdiğim ama kendimin bir türlü tımarhaneye yatmadığını iddia ediyor. Ama ben tımarhaneye yatacak bir durumum yok.
Yani benim işimi Allah'tan başka kimse çözemiyor. Yani Titanyum 79 yılında tanker faciasının olduğu zaman, yani o patlamanın, yüksek şiddetli patlamanın olduğu zaman ben dünyaya gelmişim. İstanbul'da, Üsküdar'da. Olayın doğum anını ben ve rahmetli annem biliyor. Çünkü artık annem rahmetli oldu. Olayın doğum nasıl olduğunu da zaten bana kendisi anlattı. Ondan sonra taşlar yerine oturmaya başladı. Çünkü rahmetli iri görüşlü bir insandı. Annem nur içinde yatsın. Yani onu görüyorum zaten, nur içinde yatıyor. Başka bir insandı yani. Hatta bana derdi ki, eğer sen kaybolursan ben seni ensendeki işaretten bulurum. Hep böyle derdi. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın eşine uyguladıkları kaval büyüsünün aynısını benim anneme uygulandır. Annem benim uykuda vefat etti. Ve bir yaşında küçük kardeşim mundakta kaldı. Yani anne süt alıyordu. Bir gece yine böyle bir fabrikada çalışırken öğrendim. Yani 3'ü 10 geçe annem vefat etmiş. Yani o anları eve geldiğim zaman tahmin edin. Yani annenin öldüğüne mi yanacaksın? O çocuğun annesiz kaldığına mı, kardeşimin annesiz kaldığına mı? Daha doğrusu annemde kemik erimesi vardı. Götürmedik, doktor bırakmadık. Türkiye'de, yurt dışında. Hepsi de eğer bir daha doğum yaparsa kemik erimesinin düzeleceğini söylediler. Doğum yaptı, kemik erimesi düzeldi. Ondan sonra bu sefer de başka şeyler oldu. Sapasağlam annem, kronoya kalp yetmezliği, farklı derecede yani. Hani Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın durum içerisinde, yani annenin öldüğünü iddia ediyorsun. Yani kabal büyücüler tarafından öldürüldüğünü iddia ediyorsun. Bu çok büyük bir iddia diyorlar. Çünkü ben doktorlarla görüştüm. Yani bu sıradan bir ölüm değil. Farklı bir ölüm. Metafizikçilerle bu gibi durumlar içerisinde sonra araştırmaların sonucu onu bir kenara yazdım. Dedim ki ben buna ulaşacağım. Eninde gecinde. Yani bunun ilmini alacağım ne gerekiyorsa. Hayatıma da mal olsa. Çünkü annemin ölümü benim için çok önemliydi. Çünkü benim bir parçam koptu. Bak şimdi annem öleli yani 18 sene oldu. 2-3 gün sonra Arefe günü değil mi? Yani bayram. Hala babamın evine gittiğim zaman kapıyı annem açacak gibi oluyor. Yani hala o benimle beraber. Yani ben görüyorum, biliyorum ama o evin kapısını annemin açması bir başkaydı. O yüzden belki Allah bizim de ömrümüzü alır. Hiç olmazsa bir Titanyum vardı, bir hikayesini de en azından anlattı da gitti denir yani. Çok ölmemizi isteyen insanlar var ya. Yok olmamızı, kaybolmamızı isteyen o kadar çok insan var ki. '79'da İstanbul Üsküdar'da tanker faciasında Titanyum uşağı dünyaya geliyor. O zamanlar sağ sol davası var. Biliyorsunuz 79 bizden 20 yaş büyük olanlar iyi bilir.
veya 10 yaş büyük olanlar iyi bilir. 40 ve üzerindekiler. Ne oldu? Sağ sol davası vardı. İşte orada ben bir rahatsızlık geçirmişim. İşte bacaklarım basmamış. Felç gibi yürüyememişim. İşte abalıyormuşum. İşte sobanın ateşiyle falan oynuyormuşum böyle. O zamanlar sobalar var, ateş sobaları. Onların külüyle oynuyormuşum. O kızarıklıkları elime alıyormuşum. Elim yanıyormuş falan. Annem anlatırdı rahmetli. İşte bacaklarım basmayınca doktor diyor ki babama, işte bak burada sağ sol davası var. Her gün babam da devlet memuru. Sağ sol davası var. Sağda solda işte cesetler görüyorsun her gün. Bir çöp konteynerin içinde işte trenle diyor babam işe gidiyorum. Her yerde ceset. Bir apartmanın bodrum katında oturuyoruz diyor babam, annem. Aynı kabın içerisinde yemek pişir. Aynı kabın içerisinde işte bulaşık yıka. Öyle imkansızlık, zor. İşte biz sonra babama doktor diyor ki bu çocuğun gıdasızlıktan olmuş. Bacakları basmıyor. Ondan sonra babam benim düzelmem için daha ufak bir yere tayin istiyor. Sonra kabul ediyorlar. Sonra ben buraya gelince yiyip içince gıdalı orada alım gücü olmadığı için yani bulunmuyormuş. İşte şeker kuyruğu, yağ kuyruğu farklı derecede. Öyle imkansızlıklar içerisinde ben doğmuşum. Veya 79 yılında doğan kardeşlerimiz. İşte sonra geldik. Gelmişiz. Sonra ben yürümeye başlamışım. İşte ondan sonra babam annem benden yani çocukluğum döneminde çok çektiler. Yani camilerin etrafında babamı 10-15 tur attırıyormuşum. Sonra gidip bir bisikletin üstüne oturuyormuşum. Ben de hatırlıyorum. Çocuğum, bu bisikleti bana alacaksın. Aldıktan sonra 2 gün sonra kamyonun altına giriyordum. İkiye ayrılıyordu alınan bisiklet. Evi yaktım. Ne diyeyim? Yani bir duvarda takılı olan çantanın içerisinde, pazar çantasının içerisinden püskürt almak için yağ ters çevirdim. Evin içi yağla dolmuş. Annem yağda kaydı, düştü. Yani işte mezarlıktan gül toplama derdi annem. Giderdim oradan gülleri toplardım. Bu sefer bir yağmur, bir afat cam çerçeve iniverdi. Eskiden çok oluyordu böyle şeyler. Ondan sonra işte bir gün somyalar vardı. Onun altına girdim, kibriti çaldım, evi yaktım. Altında kalmışım, işte o artık arkadan sivişmişim. Ev geldiler, söndürdüler. Annemin elleri zarar gördü. Yani kalıcı değil de yani. Kadıncağız o yangın şeyle ev yanmasın diye kirada oturuyordu. Sonra gelip yangından sonra benim karnım aç. Daha yemek hazır değil mi diyen birisiyim. Böyle soğukkanlı, hiçbir şey olmamış gibi. Hep öyleyim yani. Bunları bir şey olarak anlatmıyorum. Yani çocukluk dönemimi anlatıyorum. Yani hep böyle okulda çete kurma, kavga, dövüş. Yani hangi birisini anlatayım? Hep öyle geçti. İşte aklı bali olduktan sonra biraz düzeldik. Onda da hep böyle farklı araştırmalar, işte farklı şeyler. İşte o ateş böcekleri vardı, yani yeşil böcekler. Onları kavanozun içine koydum.
İşte babaannem koyma derdi, bak kolum kırılır derdi. Düşerdim kolum kırılırdı. Veya top vururdu kolum kırılırdı. Öyle öyle hep düşe kalka büyüdüm yani. İşte belli bir şeye geldikten sonra artık farklı şeyler yapmaya başladım. Yani böyle farklı farklı ilimler konusunda. Yani bir böyle bir ateş gibi yanıyordum. Yani gittiğim her yerde böyle hep merak uyandıran şeyler, gizemli olaylar hep araştır araştır. Ya bu yaşa gelmişim bir kahvede oturup bir okey bir kağıt oynamış insanı bilmiyorum yani. 40 yaşına gelmişim ben kağıt oynamasını bilmiyorum. Okey oynamasını bilmiyorum. Yani vakit bulamadım yani. Sürekli koşturmaca. İşte bugün bir şeyler araştırırken peşimde birilerinin beni takip ettiğini fark ettim. O Mehdi davasından tanışmadan önce. Ondan sonra ya bunlar benim peşimde niye dönüyor dedim. Yani böyle dobol arabalar dolaşıyor farklı farklı. Ama hiç sezdirmiyorlar. Sivil kıyafetliler. Sonra biz işte müstakil bir ev yaptırdık. Babam emekli oldu. İşte o zaman annem hayattaydı. Bir ev yaptırdık. Müstakil, bahçeli. Çok sıkıntı çektim. Yani küçüklükte ayrı bir haşarilik. Ama hayat büyüdükçe sıkıntı sıkıntı. Hem okuyorum hem çalışıyorum. İşte bu peşimde olanları herkese söylüyorum kimse beni dinlemiyor. Takip ediyorlar sürekli. Yani bir gün babama dedim ya baba benim peşimde birileri var. Kim bilir dedi hangi gizeme kapılmışsındır yine bir şeyler dedi bir şeyler yapmışsındır o yüzden takip ediyorlardır. Yok yok dedim bu işte başka bir iş var falan. Öyle işte bir baharat plastik kabı vardı. Onun içine bir lamba taktım. Elektronik merakı zaten aşırı derecede yüksek. Yani bir hastalık. Bir bisikletim var. Yani Kur'an-ı Kerim öğrendim. Ondan sonra babam dedi ki sana dedi söz alacağım. Söz verdiği gibi aldı. 5 vitesli bisikletler vardı o zaman. Ondan aldı. Kur'an'ı öğrendim. İşte sonra tabii bisiklet ama nasıl bisiklet? Lambalar var, akü var, teyip var. Yok yok alarm bile var. Ya o zamanlar alarm yok yani yurt dışında var. Benim bisiklette alarm var. Dokunduğu zaman ötüyor. Yani hep kendim yapıyorum. Evde şarj ediyorum. Yani elektrikli arabalar gibi yani şu anda şarj ediyor. Aynı ben de öyle şarj ediyordum bisikleti. İlginç. Ondan sonra tabii ki oturduğumuz evde seller gördük, evimizden lağımlar fışkırdı, sıkıntı. Veya başka bir eve gittik, orada hor görüldük, eşyalarımızdan dolayı hep böyle aşağılandık. Öyle böyle bayağı biz, hayat öyle bir geçti. Ta ki kendi evimiz oluncaya kadar. İşte o kendi evimiz olduktan sonra, ve işte dedim ya beni takip edenler var. Ya bunlar ne istiyorlar benden? Ben bir yere bulaşmadım, bir üyeliğim yok, bir şeyim yok. Sonra dedim ki ya bunlar ne yapmak istiyorlar? Aklıma bir parlak fikir geldi. İşte böyle bir plastik baharat kabı aldım büyük böyle. İçine lamba taktım, kırmızıya boyadım. Çıtaları birleştirdim. İşte 7-8 metre telle bağladım. Lambayı ucuna bağladım, kabloyu çektim, çatıya diktim. Çatının içine elektrik çektim. Sonra mekanizma yaptım. Dönüyor işte o vericiler gibi. Lamba yanıp sönüyor. Yanıp sönüyor işte böyle ara sıra. Ve tabii babama söylüyorlar ya senin evin tepesinde lamba yanıp sönüyor. Babam geliyor. Bana bağırıyor çağırıyor. Ya sen çatıya dur. Ya baba birkaç gün bir dur. Diyorum yok. Bıktım senden küçüklükten beri. Usandım. Nedir bu? Ondan sonra
3 gün sonra tabii ben o zamanlarda çalışıyorum. Bir fabrikada çalışıyorum. Yani Arçelik'in bir fabrikasında çalışıyorum. Mutfak robotları işte farklı şeyler üretiyoruz. Yani mutfak araçları üzerine. Bir de ben iş yerindeydim. Bankaya gitmem gerekiyor. Tam çıktığım zaman orada bir arkadaşım vardı, uzman çavuş. Dedi ki, ya Titanyum, sana bir şey söyleyeceğim ama dedi bak panik yapma. Ya Allah aşkına, benim dedim ne zaman panik yaptığımı gördün? Ne, her konuda ben soğukkanlıyım. Ya dedi, sen dedi bizim evde 20 kilometre uzaklıkta. Sizin dedi ev dedi arama yapılıyormuş ama dedi öyle bir arama değil. Çok farklı bir araba dedi. Aranıyor dedi yani. Dedim arasınlar ki ne bulacaklar. Benim bir şeyim yok ki dedim. Var ama yok işte. Yani orada durduğumuz yerde işte 3.000 falan nüfusu var ama o zamanlar bir tüplü bir bilgisayar var, bir kötü bir kasa var, içinde işte bir hard disk var, başka bir şey yok, internet falan yok. Devletin görevlileri, aynı zamanda yanında da farklı bir ekip. Bu ekibi tahmin edin yani, o siyah, her zaman şimdi kim olduklarını bildiğimiz o siyah takım elbiseler. Ev aranırken normalde muhtarı da biliyorsunuz aramaya gelmesi gerekiyor. Muhtar geliyor, muhtarı kovuyorlar. Ama evin etrafını önce jandarma ablukaya alıyor. Sonra polisler arkasından işte çelik kuvvet, çeşitli zırhlı araçlar, bir de bu siyah giyen adamlar, 5-6 tane transporterlar. Yani öyle bir arama, karavelli arabalar. Tabi eve giriyorlar. İşte babamı çağırıyorlar. İşte biz sizin evinizde arama yapacağız. Arama belgemiz var. Bulunduğumuz yerin karakol komutanı. O kalabalığı görünce o da şaşırıyor. Yani bu Türkiye'de bir ilk, yani bu kadar kalabalık bir arama olmuyor. Yani şu anda birçok farklı insanların evleri aranıyor değil mi? Yani arama yapıldığı zaman yani ne kadar dar çatlasa 20-30 tane polis olsun. Ama bunlar 60 kişi, 70 kişi, ordu gibi. E tabi babam yanlarında. Yer misiniz? 6 saat boyu evi aramışlar. Duvarları farklı cihazlarla. Yani çatı katı, kömürlük. Bir tek babamın oturduğu daireyi aramıyorlar. 2 katlı daire. Çatı katı var bir de. Arıyorlar. Arama bitiyor. İşte evinizde herhangi bir şey kırıldıysa şikayetçi olabilirsiniz. Klasik prosedür şeyler. Ya tamam, bunlar evi arıyor ama benimle hiç muhatap olan yok. Aranan benim oturduğum ev. Babam alt katta oturuyor. Ben üst katta oturuyorum. Aranan benim daire. Neden benimle muhatap olmuyor? İşte o zaman çözdüm ki bu peşimde dolaşanlar benimle muhatap olmak istemiyor. Çünkü bir şey var. Tabii biz servisle geliyoruz ama şoför hemen komşumuz olduğu için zıngır zıngır titriyor. Otobüsü kullanamıyor. Kalktım orta koltuktan, yanına gittim. Hani fabrika 20 kilometre ileride ya, gelirken dedim ne titreyip döküyorsun dedim. Zaten uçan bir teneke otobüsüm var dedim yani. Ya şuraya bir otur dedi. Otur. Ya dedi bak, ben dedi otobüsü bıraktım. Eve döndüğüm zaman ben böyle bir kalabalık görmedim. Mehmet dedi, yani korktum dedi yani. Çok kalabalık dedi. Hep siyah siyah arabalar. Takım elbiseli adamlar, muhtarı falan dediler. Kovmuşlar. Dedim ki kardeşim, gidince anlarız. Sen önce dedi bir babanın yanına git. Babam da esnaf, yani emekli oldu esnaf.
Hani Muhsin Yazıcıoğlu falan da babamın yanına gelip gidiyor yani. Devamlı ziyaret ediyor. Esnaf tabii, esnafların hepsi Muhsin Yazıcıoğlu gelince oraya akın ediyor. Sonra ben servisten indim, babamın yanına gittim. Tabii ben 3000 kişinin olduğu bir kasaba olduğu için ben servisten iner inmez herkes çoluğum var çocuğum var kaçışıyor. Ben yine istifimi bozmadım. İçeri girdim. Sadece bir tane eniştemle babam kaldık. Başka kimse kalmadı. Allah şahit. Herkes dedi çoluğum çocuğum var dedi gitti. Çünkü kapsamlı bir arama her yerden duyulmuş. Ve bunlar Ankara'dan geliyorlar ve farklı yerlerden. Bunlar kanıtlı belgeli yani. Kimse yani burada hikaye anlatıyoruz ama Titay Müşah hayatından bir bölüm, bir kesit anlatıyor ama tabii daha önce buraya gelen benimle tanışanlara da anlattım ama tabii onlar da o anlama şeyi olmadığı için ben buradaki kitle kardeşlerimi anlatıyorum. Titay Müşah kimdir diye. Belki video uzun olacak ama bazı insanların bazı şeyleri oturtturması açısından anlatıyorum bunu. Sonra biz Mehdi davasıyla tanıştık. Yani bu aşamalardan geçtik. O bana kızan babam çatıya niye o lambayı taktın, sök o lambayı diyen babam beni kucakladı. Dedi ki seninle gurur duyuyorum dedi. Hani bunlar dedi peşinde inanmıyordum. Ama deşifre ettim dedi ya. O dedi çatıya onu taktım. Hatta bu mekanizmayı kim vurdu? Bu lambayı çatıya kim taktı? Ya benim oğlum ev aramasında yani ben babamla uzaklaştıktan sonra tabii çay içtik, sohbet ediyoruz. Anlatıyor babam böyle oldu, şöyle oldu. Akvaryum var diyor mesela babam. İçinde bir taş var alıyor. Bu taş akvaryumun içinde ne geziyor? İşte ileri gidiyorlar. İşte şu ne işe yarıyor? Bu ne işe yarıyor? Bilgisayara el koyuyoruz. Geri getireceğiz. Babam da niye bilgisayar alıyorsunuz? Ya sizin burada internet yok. Ama senin çocuğun internete giriyor gece. Amerika'da farklı yerlere giriyor. Bu ağı çözmeye çalışıyoruz ama bir ağ bağlantısı da yok. Kabloları kontrol ediyorlarmış. Oralar buralar duraklar arıyor diyor babam. Yani babam da sağ yani şu anda. Çok şükür elhamdülillah. Babam sağ. Allah huzur ömür versin. Allah herkesin anasına, babasına, çoluğuna, çocuğuna, eşine sağlık, sıhhat versin. Çok zor. Ben annemi kaybettim. Ben burada duygu sömürüsü falan yapmıyorum ama yaşadığım olayları anlatıyorum bakın. Doğru olmak lazım, dürüst olmak lazım. İnsanlara bazı şeyleri de artık söylemek gerek. Tabii evin duvarları aranıyor, or oluyor, bur oluyor. Hatta karakol komutanı yani babamın koluna giriyor diyor ki ya amca sakın ne olursun yanımdan ayrılma bunlar bizi yer bitirir. Sakın beni sürerler doğuya oraya buraya. Babam da diyor ki onu telkinliyorum yani. Ondan da 3-4 gün önce bir şeyler olmuştu ben karakola takım elbisemi giyip gitmiştim. Oradan birkaç kişiyi çıkartmıştım. Eniştemi falan çıkartmıştım. Şimdi işte eniştem de bu servisten indikten sonra babam yanında görünce baba dedi bir de dedi yani bu dedi 2-3 gün önce dedi bizim bir şeyler olduğu dedi bir arkadaşa uyduk. Ondan sonra bizi dedi çıkarttı. Geldi karakola çıkarttı. Hatta yolda otostop çekerek gitti. Yani İşte jandarmalar geldi, bizi aldı götürdü ama o saklandı. Sonra otostop çekti, jandarmanın önünde bana bize sallayarak gitti. Gitmiş sakal tıraşı olmuş, takım elbisesini giymiş. Geldi karakoldan bizi çıkarttı. 5 dakika içerisinde çıktık, hayret ettik. Ağlamaya başladık yani. Çalışıyoruz, görevden atılacağız, işten atılacağız. Bunu nasıl yaptı diye şaşırırken şimdi bu başımıza geldi diye söylüyor. O da sonra babam dedi ki o günden sonra
Yani o aramada sordukları sorularda babam şu cevabı vermiş. Bunda kayıtlara geçmişler zaten. Benim çocuğum benim beynimi merak etsin. Benim beynimi açar, içine bakar, tekrar kapatır. Benim çocuk çocukluktan böyle. Bir şey kafasına koyduysa yapar. Tabi bunlar hep kaydetmişler. Sonra benimle bir sefer bile muhatap olmadılar. Tabi şimdi herkes bunu merak edecek. Yani bu olay sonunda ne oldu? Yapılan Titay Müşah'ın evinde yapılan tarikatta hiçbir şey bir bulguya rastlanamadı. Rapor geçti. Bilgisayarda sonradan bize iade edildi. Yani orada bir kayıtlar bulunamadı, bir şeyler yapamadı. Yani ama oraya giriş var. Yani orayı nokta tespiti yapmışlar yurt dışından. Bu evdeki kişi yapıyor. Ama nasıl yapıyor? Kimse çözemedi. Hala da çözemediler. İşte demek istediğim şu. Bunlar daha ufak mevzular anlattığım. Türkiye'de en kapsamlı arama Titay Müşah'ın evinde oldu. Bir orduyla geldiler. Ama benimle bir sefer muhatap olmadılar. Çünkü benim ondan sonraki süreçlerde hayatım hep karakol, cezaevi, hapis, o bu. Ama hepsinde de savcılık, hakim bir yüz kızartıcı suçum yoktur. Bir hırsızlığım yoktur, bir gaspım yoktur, bir tecavüzüm veya bir insana bir zarar vermiştim yoktur. Yani bir silah milah işte bir Zigzagger, bir 765 Beretta yakalatmışımdır. Yakalatmışımdır yani kendim çekmecede açıp vermişimdir. Ama onun cezasına da katlanmışımdır yani. Parasını ödemişimdir, cezaevinde yatmışımdır. Çünkü her insanın evinde harp var, darp var. Bir silah olması gerekiyor demişimdir. Yırtmışımdır ama şimdi tabii ki öyle bir silahla yakalansa seni direkt terör örgütüyle yargılarlar. Çünkü yasalar değişti. Bunları da biliyoruz, takip ediyoruz. O yüzden sadece bunlar değil, bundan sonraki süreçler içerisinde tamamen kendimi doğaya verdim. Yani işimden geliyordum. Hep doğayla uğraşıyorum. Gece gözlemlerine başladım. Sonra bir gün çok farklı şeyler keşfettim. Sürekli sorduğum soruların cevabını alır hale geldim. Farklı şeyler, durumlar içerisinde. Birçok insan yaşayamayacağı ve yaşamak istemeyeceği durumlar içerisinde. Anlatabiliyor muyum? Geminin ismini hatırlıyorum. Yani ondan sonrasını da hatırlıyorum. Şimdi bu gemi, bu bizim ev aramasından sonra mahalle bekçileri vardı o zamanlar. Şimdi de var. Yani bundan önceki dönemdeki bekçilerden bahsediyorum. Hatta bir tanesi bizim evin üstünde bir elips şeklinde bir tanımlanamayan cisim yani uçan daire görüyor. Ondan sonra zaten birkaç sefer geldi bize anlattı ama ben bunu biliyorum, haberim var ama ona kimseye bir şey söylememesi gerektiğini söyledim. Bekçi. Sonra bu da kayıtlı bak. Ölüm yani tarihi her şey kayıtlı. Sonra bu 3-4 sefer sağ görüyor. Beni dinlemedi. Ondan sonra kalp krizi geçirdi. Öldü. Sonra ben bir gün dükkanımızı açmak için sabah erkenden gittiydim. Elma armut yüklüyorlar. Bir anda çok büyük bir obje elips şeklinde ışınlanarak bulutların arasından çıktı. Ve bunu şu anda bu yaşadığım memleketin yarısı biliyor. Ve herkes bir yerlere kaçıştı sabah erken bir saatte. Elma yüklüyorlardı. Kamyonların altına girdiler. Sonra o gün bizim yaşadığımız bu kasabada hiçbir araba çalışmadı. Aküleri bitti. Sonra tabii kaçmayanlar içerisinde ben vardım. Çünkü şeye geldik. Benim yakınıma kadar artık geldi. Yani 10 metre mesafe yok havada. Neredeyse o direkler var ya
elektriklerden oraya kadar geldi. Baktı, ondan sonra yüksek bir hızla sadece bana böyle farklı bir ışık tuttu. Ondan sonra kayboldu. Ve bunu gören insanlar hala hayatta, biliyor musunuz? Yaşıyor. Yaşıyorlar, hayattalar. Ben hayatta yalan konuşmam. Onlar da şu anda hayatta yaşıyorlar. O yüzden sonra bu temaslar başladı. Yani tanımlanamayan cisimler, işte tepede buluşmalar derken çok büyük bir gemiyle ben fiziksel temasım oldu. Yani ismi de İspanyola. Hatta sordum, dedim ki neden İspanyola verdiniz? Sen küçükken bizi izliyordun dediler. Bir dizi vardı. O diziden esinlenerek TRT1'de bir dizi vardı küçükken. Bazen bakıyorduk ama ben hatırlamıyorum onu. Gemiyi görünce hatırladım. Ben bunu televizyonda görmüştüm diye. İspanyola'ydı ismi. O yüzden ismini İspanyola koyduk dediler. Sen istediğin için dediler. Çok sevmiştim bu gemiyi. Aynısı ama. Sonra ben bu geminin içine bindim. Gerçek. Ondan sonra ben tabii oranın içine bindiğim zaman içim soğuk. Tabii açık sözlüyüm ya, dedim. Buranın içi çok soğuk. Öyle olması gerekiyor dediler. Varlıklar bizim gibi yani. Türkçe konuşuyorlar. Seni farklı uygarlıklara götüreceğiz. Farklı yerleri gezdireceğiz. Ama aldığımız yerdeki zamanda seni tekrar geri getireceğiz dediler. Ondan sonra ben onlarla büyük bir gezintiye başladım. İşte o gezinti esnasında farklı farklı ilimleri, yani onların zaman diliminde 2,5 saat, bizim zaman dilimizde belki 25 sene. Bizim zaman dilimimizde 25 sene olan durumun içerisinde ben onların gemiyle ışık hızında 2,5 saatte bütün öğrenmek istediklerimi benim beynime yüklediler. Yani ne istiyorsunuz? Ledün ilmi mi? Remil ilmi mi? Havvas ilmi mi? Cif ilmi mi? Kabala ilmi mi? Tılsım ilmi mi? Cin ilmi mi? Metafizik ilmi mi? Astroloji ilmi mi? Doğa ilmi mi? Tabiat ilmi mi? Hava ilmi mi? Ateş ilmi mi? Toprak ilmi mi? Hayvanlar alemi ilmi mi? 15 tane ilim saydım. 5 tanesi de bende kalsın. Toplam 20 tane ilim. Tek tek hepsini ve farklı durumlar içerisinde gezdim. Sonra işte sonrası enteresan. Bu bilgileri aldım. Tekrar bıraktıkları sanki bir dakikaymış gibi o 25 senede öğreneceğim şeyin hepsini bana yüklediler. Ve benim ensemde olan işaretin hemen üstüne, hani baş parmağınızı yumduğunuz zaman kemik var ya, kemik olur ya, elimi dokunduğum zaman, ama ameliyat izi yok, orama dokunduğum zaman orada bir kitle tespit ettik. Ondan sonra temas kesildi. Bakın. Ben ciddi baş ağrıları çekmeye başladım. Çok yüksek derecede, ama bir de farklı farklı alemlerden bana saldırıyorlardı. Dünya içerisinde. İşte mesela bir ormanda geziyorum. Ufak su dökeceğim. Hemen gündüz farklı bir şey çıkıyordu. Benim üstüme, eşeme. Ya kafayı yiyecek duruma geliyordum. Yani öbür tarafa gidiyordum. Akşam bir yere gidiyorum mesela. Hep onlara da geliyordum yani. Sonra geliyordu kulağıma, birileri bir şeyler söylüyordu. Sonra bu iyice gelişti. Sonra WhatsApp diye biriyle tanıştım. Sonra işte insanlara dokunuşlar gerçekleştirmeye başladım. Rahatsızlıkları kendi üstüme aldım. Ya benden tanışanlar bunları niye anlatmıyor ya? Tabii sağda solda üç kağıtçı dalavereci diye anlatıyorlar da bunları niye anlatmıyorlar kardeşim? Yani bunları anlatsalar ya, benim üzerimden
hangi insana gidildiyse ne 3 harflisi alınmadık bıraktım ne bak kendim para almadım. Benim üzerimden alabilirsiniz dedim ama ben alamıyorum dedim bak. Çünkü ben yasaklandı bana. Ama birisi dedi ki ya bir kişi rahatsız. İşte kolunda bir krem kullanıyor, bir yara çıkmış. Sen onu elinin üstüne koyman yeterli oluyor. Nerede olursan ol, dünyanın bir ucunda ol. Aç görüntülü bana elin üstüne koy. Ben onu oradan alıyorum. Sonra benim kendi kolumda çıkıyor. Ondan sonra benim vücudum onu yok ediyor. Her türlü rahatsızlık. Ya ben bunlardan trilyon kazanabilirdim. Ama istemedim. Elimden ittim yani. Çünkü ben doydum yani, doydum. Rabbim beni doyurdu. Ben ilme doydum. Ve şimdi sıradan bir hayat yaşıyorum. Ama bu sıradan hayatı bana yaşatmıyorlar. Veya size yaşatmıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yaşatmıyorlar. Yaşatmak istemiyorlar. Bak ben evimden işime işten eve gelen bir adam. Ama beni bana bırakmıyorlar. Çünkü neden? Yani dünya sıkıntı içerisinde. Bana ne? Bana ne? Ben mi soktum onları o sıkıntının içerisine? Benim cebimden de parayı alıyorlar. Aldığım gaz, elektrik, doğalgaz her şeyi alıyorlar. Ben her şeyi kendi tırnaklarımla yaptım. Kimse bana gelip de al şu 3 kuruşu da git bir ev tut, bir eşya al, bir şey yap demedim. Ben hepsini kendim yaptım. Rabbimden istedim, bana verdi. Ama bana kimse bir destek göstermedi. Hep ben manevi destek gördüm, maddi bir destek görmedim ki. Şimdi ben birilerine yani bayanlara kendi rahatsızlıklarına dokunmuyorum. Başka bir bayana diyorum ki siz ona dokunun. Ben onun rahatsızlığını alırım. Kendi üzerime alırım. Ondan sonra ben onu yok ederim. Öyle bir özelliğim var. İşte sonra ben ensemdeki o kılıcı keşfettim. Fotoğraf çektikten sonra. Çünkü o beynimdeki kitleyi doktora almamız gerektiğini söyledi. Tümöre gidiyor. Yani beyinciye 1 milim kalmış dedi. Ama bu ilk ameliyattaki olan doktor böyle söylemedi. Çünkü o zaman tomografi yoktu. Yurt dışında vardı. Türkiye'de yoktu. Sonra ben 1993 yılında bir operasyon geçirdim. Buradaki cismi almaya kalktılar. Alamadılar. Sonra 93'ten 2007'ye kadar acılar çektim. Yani kafamın ağrısından duramadım. Hiçbir yerde çalışamadım. Hiçbir ağrı kesici fayda etmedi. Ve dedim ki bunu çıkartmanız gerekiyor dedim. Yani konuştum ama kimse beni dinlemedi. O senin verilerin dediler. Onları beynine yüklenene kadar kalmak zorunda. Sonra ben 2007'de tomografi cihazına girdikten sonra orada bir cisim tespit edildi. Yani oradaki cisim, ya bende resimleri de var. Yani kafatasımın resmi de var. Çıkan cismin resmi de var. Ama cisim patolojiden çalındı. Ameliyat oldum. Kafamın arkasını yardılar benim. Ve doktor, ben narkoz kafamdan vurdular ama annem öldükten sonra daha çok tabii ki benim beynimde bu büyümeye başladı. Ya eti dışarı büyüyor ama içeride bir cisim var. 2007'de çok ağır bir ameliyat geçirdim. Yani bitkisel hayatta yattım. Dünya ile ilişkimi kestim. Kalktığım zaman benim beynimin içinde olan şey ne? Ameliyatsız ne olarak sorunun cevabını sadece patolojide bir resimde buldum. Başka bir şey de değil. Çalındı. Gitti. Sadece bir resim kaldı elimde. Bir de beyin tomografideki o beyinciye 1 milim kalanın resmi kaldı. Gösteriyor zaten. Kafamın arkasında bir yarık kaldı. Şimdi tıraş olduğum zaman Zülfikar kılıcının üstünde bir de böyle Zülfikar kılıcının büyüklüğünde zaten o kafanın arkasındaki yaran resmini çekerken Zülfikar da çıkmış. Orada baktım ki Hazreti Ali Efendimiz'in Eskalibur yani Mehdi davasında tanışınca ben Eskalibur'un ne olduğunu öğrendim.
Hazreti Ali'nin kılıcının ne olduğunu öğrendim. Halbuki yıllardır gittiğim türbede orada çerçevede eskalabur varmış, haberim yokmuş. Hepsini sonradan çözdüm ben. Gecemi gündüzüme kattım. İnsanlar vakit geçiremiyorum, kahvede vakit geçiremiyorum, evde vakit geçiriyorum derken beyin zamanı su gibi akıp geçiyordu. Su gibi akıp geçiyordu. Ve sonra bu ilimleri öğrendim. Bu ilimlerle çözdüm. Her şeyi. İleriye git, geriye gel, ortada dur, yukarı çık, aşağı in. Çözdük ama 2019'dan bu tarafa konuşuyorum ama daha iğnenin ucu kadar bir şey anlattım. Şu kadar, iğnenin ucu kadar ya. Hala bak etrafımda takip ediyor. Herkes diyor ki ya biz takip ediliyoruz. Ya tamam takip ediliyorsunuz da ben anlatıyorum burada ama. Sadece bununla sınırlı değil. Buradan Amerika'ya git, oradan Avustralya'ya git, oradan Atlantis'e git, onu yap. Her gün bir yerdesin ama dünyada çalışıyorsun, bir işin var, meşgulsün. Ama seni takip edenler seni öyle görüyor ama sen başka bir yerdesin. Gidiyorsun yani. Hep öğreniyorsun, hep ilim. Her yerde bir icraat yapıyorsun ama şimdi senin yaptığın icraatları asla astarı olmayan yani Excalibur diye bir kanal vardı orada Mustafa'dan bir bahsettiler. Herkes şimdi Mustafa'nın peşinde koşturuyor. Mustafa şöyle, Mustafa böyle. Ya esas icraat yapan insan kanlı canlı sesi çıkmıyor. İcraatı yapmayan adam popülize oluyor ya. Ben yaptım, ben ettim, ben şöyleyim, ben böyleyim. Devlet kimin ne olduğunu biliyor zaten. Bilmiyor mu? Biliyor. Üstüne gidersen öyle olur. Böyle olur. Üstüne gitmezsen şöyle olur. Biliyor. O yüzden Allah-u Teala ne derse o olacak. Hiç boşa kimse uğraşmasın. Bak daha iğnenin ucu kadar diyorum anlatıyorum. Daha bir şey anlatmadım ben. Ama her videoda ya ben şu ana kadar 700'ün üzerinde video yaptım 2019'dan bu tarafı. 200 tanesi falan biri tarafından silindi. O kendini biliyor. Geriye kalan 150'sini 200'ünü ben sildim. Yine öyle yayınlar yaptım. Yine 50-60 tane öyle silindi. Sonra şimdi bu videolar duruyor yani. Anlatabiliyor muyum? Hepsinin içinde var. Hepsinin içinde bir sır, bir şifre var. Onu size söyleyeyim yani. Şimdi sıradan bir hayat yaşıyorum ama pek sıradan değil. Yine o bak 270 tane metafizik dünya içerisinde yaşadığımız varlıklar olduğunu ben söylüyorum. Yani yanınızda sizle birlikte dolaşıyor ediyor ama sen bilemezsin onu. Onu insan görürsün farklı. Yani bak çok şeyler var. Ben görüyorum diyor. Bana birçok insan getirdiler. Yani ölmek üzereydi. Ama öldüren de Allah-u Teala, yaşadan da. Bak ben 2 gündür rahatsızım. Ben ölüler diyarına gittiğim için diyorum. Bak orada ölüler diyarı leş, berbat bir yer. Gitmek zorundaydım. Gittim bazı şeyleri öğrenmek için. Hasta oldum yani. O koku, o şey bildiğimiz gerçek bir durum. Ama size bu olayları sanki Matrix sanal alemdeymiş gibi anlatıyorlar. Yani sizi bir yaradan yaratmamışlar. Matrix sanal alem yaratmış gibi anlatıyorlar ya. Geminin motorları çalıştı. O yüzden şimdi diyorum ki burada ya siz Allah-u Teala sizi yarattı. Tövbe aşağı siz Allah-u Teala'yı yaratmadınız ya. O yüzden bu nedir ya? Ona yapma, bunu yapma, kafanı kapat, şunu yap, Kur'an'a elini değme, şöyle yapma, böyle. Yahu siz kul olarak yaratıldınız ya. Öyle değil mi? Allah'a saygı göstermesi gereken sizsiniz.
Ya biz kimseden ahlak dersi alacak veya bir ilim al. Bak sayıyorum 20 tane ilim saydım. 15 tane saydım. 5'i de bana kalsın dedim. 5'i de farklı bir durum. Var. Allah-u Teala'nın levh-i mahfuzunda ilim çok. Ama böyle olmasını istiyor Rabbim. Bak benim çözmediğim bir şey kalmadı diyor. Daha öğreneceğin çok şeyler var falan. Vardır. Kabul ediyorum. Başka insanlar da başka şeyleri. Ben inanıyorum o insanlara. Yaşamıştır. Bir şeyler olduğunu söylüyor. Ama bak kardeşim. Yani ben Bursa Gemlik'te de durdum. Veya Bursa'nın içinde Damsızart, Fomağara, Ulucami, Okçubaba Türbesi, Somuncubaba Türbesi. Ben buralarda hep görev yaptım. Bak hiç gitmediğim diyarlarda ben gittim oralarda gezdim. Manen gezdim. Sonra da canlı olarak gittiğim zaman gerçekmiş gibi zaten oraları gördüm yani. Bunu yaşatan Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın sonsuz kudreti kardeşim. Tamam. Ben bazı şeyleri bilinçli olarak yapıyorum. Bak 2019'dan bu tarafa sinirlenirim, öfkelenirim. Bağırırım, çağırırım, hiddetlenirim. Bazen çok güzel konuşurum, bazen hasta konuşurum. Bazen yorgun konuşurum, bazen neşeli konuşurum. Ama gülmem. Geçenlerde bir canlı yayında güldüm birisi. 300 tane yazınca gülme geldi artık yani. Psikolojim bozuk olduğundan değil. Ben bir tedavi görebilecek bir durum yok. Nereye götürürlerse götürsünler. Yani bunun bir tedavisi yok ki. Bu rahmetten gelen bir durum. Yani bunun tedavisi rahmette. Aklım da beynim de yerinde. IQ'm da yerinde. Ama henüz daha ya ben sadece üzerime geldikleri zaman beynim çok hızlı derecede çalışıyor. Yani bir anda bir şeyleri hemen üretiyor. Ya bunları zaten filmlerinde yaptılar. Yani hani şimdi birileri diyor ya sen işte şuna benziyorsun, seni Alendar'a benze diyoruz. Şudur budur. Hatta ben canlı yayında dedim ya onlar bizim yaşadığımızı yani kimse yaşamasın. Allah-u Teala yaşatmasın. Yani çok sıkıntı, çok acı çektim. Ama dön tersine Rahmani'ydi. Allah-u Teala herkese yaşasın. Bak ben yaşadığım için söylemiyorum. Kendi mümin kardeşim için de isterim. O benim elimde olan bir şey yok ki. Ben sıradan kendi halinde yaşayan bir kişiyim. Peşimde birileri var. Farklı bir kişiler olduğunu hissettiğim anda yani direğin arkasında polisle karşılaşır yani. Çünkü ben önce emniyete başvururum kardeşim. Yasalar neyi gerektiriyorsun? Kendimin yapacağı durumlarda da izin alırım. Yerim diyenden de korkmam. Yani her türlü donanım benim kendimde var zaten. Ben gidip kimseye sormama gerek yok. Veya ben bir makama gideceğim. Kimseye bir şey dememe gerek yok. Tamam. Yani onlar beni oradan bedeni olarak almazsa ben ruhi olarak zaten girerim oraya. Karşısına dikilirim. Anlatabiliyor muyum? Ama ben hiçbir insana zarar vermedim. Ama bana iftira attılar. Yani gömdüğü insanların sayısı biz bilmiyoruz dediler. Veya bunun yanına giden insan kesinlikle tımarhanelik oldu. Ya tamam yanıma gelmiş ama tımarhanelik oldu ama niye oldu diye kimse sormuyor ya. İşte ben buraya kadın gelmiş. Buradan gitmeyemişim. Bir daha buraya gelme demişim. O da gelmiş bahçede kormalarla karşılaşmış. Kafayı yemiş bağırarak gitmiş tımarhanede aylarca yıllarca yatmış. Öyle mi? Tamam bu gerçek. Benim git dediğim yerde İşte kapıda, kapının önünde 2,5-3 metrelik elinde mızraklarla bekleyen askerleri görmüş. Anlatmış bunu, doktor anlatmış, polisler anlatmış. Gelip bana soruyorlar ya bu kadın gerçekten deli. Çünkü senin kapının önünde iki tane mızrakla dikilen kim olabilir ki? Bir de 2,5-3 metre boylarında diye söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani biz kafayı yemedik ya. Her şey normal. Anormal bir durum yok. Ama
Şimdi soylular diyorlar değil mi ya, dünyayı yöneten sistem. 15 aile. Ya bak, yemin ediyorum bak, yani biraz Sedatçı gibi konuşacağız ama bak yemin ediyorum, şu en düşük telefona yenilecek onlar. Bak şu en düşük telefonla yaptığım videolara yenilecek, çaresiz kalacaklar onlar. Tam kendi yaptıkları, kendi kazdıkları kuyuya onlar kendileri düşecekler bak. Bak bu videoları iyi dinlesinler. Daha henüz hiçbir şey başlamadı. İnsanlık için başladı. Ama bir şeyler için başlamadı. Başlayacak. Başlayacak, ben inanıyorum. Bu düzen öyle gitmeyecek. Asma, kesme, biçme. Ben bilmem. Ben insanı insan olduğu için değer veririm. Kalbine değer veririm. Beynindeki düşünceye değer veririm. Onun haricinde fiziki güzelmiş, oymuş, buymuş, malı var mı? Bana ne kardeş? Ben üç kağıtçı dala verici değilim. Benim bunlara ihtiyacım yok ki. Hani benden cinlerin istediği şeyin bir şeyini yapsam benim önüme getirirler. Altını istediğim yere getirirler. Cinlerin taşıma özelliği yok ama bana getirirler. Başka bir varlıklar getir. Ama ben istemiyorum. Tamam? Tiksinti geldi bana. O yüzden yani fazla konuşmak istemiyorum. Bir saate yatkın oldu. Başka insanlar isteyebilir. Ben istemiyorum dedim. Tamam? Ben hayatımdan memnunum. Bana dokunmayana ben dokunmam. Bana dokunana ağır şekilde dokunurum. Ama Allah-u Teala'nın müsaade ettiği ölçülerde. Haddi aşma. Dokunurum ama o ona yeterli olur. Sağda solda onu bunu tehdit ederken, ona buna tehditler savunurken bunu dikkate alın. Sizin adınız anılmıyor, bizim de adımızı anmayın. Tamam? Herkes haddini bilecek. Haddini bilmeyen insana haddi bildirilir. Herkes makamını, mevkisini bilsin, konumunu bilsin. Burada biz borazan gibi ötmüyoruz. Tamam? Bir şeyler anlatıyoruz. İster inanırsın, ister inanmazsın. Kimse bana Mehdi demiyor. Ben de kimseye Mehdi demiyorum. Ben garip bir tane üşahim. Tamam? Allah'ın garip bir kuluyum. Ama etrafım çok zengin. Herkesin bir eli yağda bir eli balda. Allah daha çok versin. Ben böyle mutluyum. Ben böyle mutluyum. Eğer bir şey yapılacaksa ben vatanım için zaten yaptım. Askerliğe gittim. Askerde de aynı. Bana rütbeli gazinosunda çalışacağım dediler. Torpil yapmışlar. Dedim ben istemiyorum. Dayım, annemin kardeşi, bir tane kardeşi var. Ankara Adliyesi'ndeydi. Dedi ki seni torpil yaptırdım. Rütbeli gazinosu. Eğer rütbeli gazinosu dedim ya. Ben başkasını dedim kaşığından aşçı yemiyorum dedim ya. Dağa gideceğim ben dedim. Gittim teröristlerle çalıştım. Anlatabiliyor muyum? Korgonda yatıyordum ben. 12 tane, 13 tane üzerimde renkli toplar dönüyordu. Herkes korkuyordu. Ya bunlar ne? Onlar oynuyordu. Anlatabiliyor muyum? Yani anlatmaya çalıştım. 98, 99 yıllarından bahsediyorum. Askerlik döneminde. Yani hangi birisini anlatayım? Yani şimdi ya biz sana inanırız da Titanium. Hadi sen hadi bir Türkiye'de bir deprem yap falan diyorsanız bak. Yani böyle şeylerle karşıma gelmeyin kardeşim. Yarın deprem olur. Bu sefer benden bilmeyin. Allah gecinden versin. O yüzden yani Kur'an'ı bilmiyorsunuz, etmiyorsunuz falan. Bak Peygamber Efendimiz sıradan bir peygamber değildi. Bütün her şeyi arşivletti. Ay sandığın içinde sade insanların beklediği veya farklı şeyler bilmedikleri çok şeyler var. Hepsinin içine biz girip çıkıyoruz. Şurada edemin bir desturumuzu takılmış bir vaziyette
bilinçli olarak bir şeyler anlatıyoruz. Daha hiçbir şey anlatmadık, anlatacağız. Zamanı var. Ben ne zaman sözüm verdiysem sözümde her zaman için durdum. Her zaman için sözümde durdum. Anlatacağım diyorsam anlatacağım. Ama kendi kazıkları kuyuya kendileri düşecek onlar. Kendimden emin şekilde bu kadar net konuşuyorum. Kim günahkardır? Kim kötü yolludur? Kim şudur? Kim budur? Allah bilir. Siz değil. Kim kimi dolandırmıştır? Yani ben kimin ne yaptığını biliyorum ya. Tamam. Kimin ne yaptığını. Sadece salağa yatmış bir adam burada. Salağa. Salağa yatmış bir titanyum var karşımızda. Ama o salak gözlerini kapatmış ama gibi şimdi dolanıyor sanıyorsunuz değil mi? Ama o gözünü açtığı zaman göreceğiz. Mehdi Aleyhisselam çıktığı zaman bu saydığım ilimler bir amaç için öğretildi. Eninde gecinde Mehdi Aleyhisselam'ın yanında bu kardeşiniz olacak. Tamam mı? O ordunun başında olacak. Bunun çaresi yok. Ve şu anda muhalif olan Titan Müşer Karalayanlar benim karşımda yüzüme bakamayacaklar. Anlatabiliyor muyum? İnsan küfür eder kendine der. İnsan hakaret eder kendine der. Benden yaşça büyük insanlara küfür etme derim. Bu kadar ederse daha üstelemem. Anlatabiliyor muyum? Bir süre ondan sonra kaybeder, ilişkiyi keserim. Hemen bir anda her şeyini yok eder çıkarım. Tamam mı? Bu kadar basit. Bir tahammülüm var benim, sabrım. Sabır da Peygamber Efendimiz'e verilen sabırlardan bir tanesi. Sabır. Geçen canlı yayında 6 saatin sonunda gördünüz. Sabrettim ondan sonra. Sabır bittikten sonra güle güle. O yüzden bu ara kim ne icraatlar yapıyor? Kasıla kasıla anlatıyor. Anlatmaya devam etsin. Geviş getire getire anlatıyor. Yani Mehdi varmış, çıkmış. Devlet biliyormuş. Anlatıyor. Yapmadığı icraatları yapmış gibi anlatmaya devam etsin. Ben sabırlı bir insanım. Bir gün karşısına hayalet gibi çıktığım zaman o zaman görecek. Bakalım kim gerçekleri anlatıyor. Elinden tuttuğum zaman o yapılan bütün durumların hepsi gözünün önünden böyle film şeridi gibi hayatın önünden geçtiği zaman anlayacak. Diyecek ha ben hata yapmışım. Günaydın diyeceğim ben o zaman onlara. O kadar söyleyeyim. Bir şeyler emin olmasam, bir şeyler yaşamasam ya atmaz sonra herkes yapar. Atar, sallar ama hakikat her insan konuşamaz. Doğruyu her insan konuşamaz. Bak ben burada anlatıyorum bir saattir. O yüzden Allah-u Teala levh-i mahfuzunda gizli ilmi kime vereceği belli olmaz. Her gördüğünüz sakallıyı dede sanmayın. Her böyle bundan önceki videoda bak açıklama bölümünde saydırıyorum değil mi? Beni kınayanın karısı ölsün, o ölsün, bu ölsün. Beddua yağdırıyorum değil mi? Acaba neden? Kalbimden mi geliyor beddualar acaba? İçimden mi geliyor acaba? Yazıyorum işte yazıyorum. Bana şeytan yazdırmıyor. Ben kendim yazıyorum. Tamam? Bakıyorum. İnsanlara bakıyorum. Şuna bak. Kaç tane kitle takip ediyor? O kitleyi de açacağız zaten. Kaç kişi bizi takip ediyormuş? Takipçiyi göreceksiniz. Kaç tane abonemiz var? Açacağım orayı da. Zamanı gelince. Ya şimdi bakıyorum. Adam hastayım diyorum. İki kişi geçmiş olsun diyor ya. Bir biat et. Bir de yani şey Hülya Karapınar 01 geçmiş olsun diye iki kişi. İşte size biz anlatıyoruz. Bak anlatıyoruz. Dünkü videoda açıklamada yazdı.
İki kişi geçmiş olsun diyor. İşte bu kadar insanlık bu dereceye gelmiş. İnsanlık bu derecede ya. İşte kendi gözünüzden görün. Ben ses frekansıyla görevimi yapıyorum. İster dinlesin, ister dinlemesin. İster geçmiş olsun desin, ister ayrım kör gelsin, geber desin. Öl ulan desin. Tamam mı? Öldüğümüz zaman dünya sizin. Tamam? Bol başarılar diliyorum ben hepinize. Ama hayattaysak görevimiz var. O görevde de mecbur ya seve seve ya seve seve kabul edeceksiniz. Kim görevliyse. Tamam? Ve şimdi oturduğunuz yerde istisnalar hariç birçok insan hazır videolarla böyle bir hikayenin daha sonuna geldik. Gerçek yaşanmış bir hikayeydi. Fidan-ı Müşra kimdir diye kısa bir açıklamalar yaptım. Bizim kim olduğumuzu devlet de biliyor. Herkes kim ne olduğumuzu biliyor da artık işi yokuşa sürüyoruz. O yüzden ben kim olduğumu açıklıyorum. Ben Titanium Üşa, Hazreti Mehdi'nin askeri ve aynı zamanda ordu komutanıyım. Tamam. O yüzden ilerleyen zamanda canlı yayın yapacağım inşallah. Sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Hayırlı geceler. İyi uykular. Bizi zor günlerin beklediğini de unutmayın. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Sağlıkla kalın. Asla hiç kimseyi bu yaşıma kadar hor görmedim, küçük görmedim. Hiçbir zaman böyle bir kompleksin içine girmedim. Ama yazık. Şu geldiğimiz hale bakıyorum, yazık yazık. Hiç kimseye bir şey verememişiz. İnsanlık ölmüş ya. İki tane kişi de insanlık gördüm. Bir biat et. Hani o açık saçık diyorsunuz ya, elini abdestsiz Kur'an okuyor, saçı başı boyalı, geçmiş olsun diyor ya. Ne demeye mecbur? İnsanlık var demek ki, değil mi? Benim söyleyişimde bir anlam var, değil mi? Neredesiniz o kapalılar? He? Din, kitap, Allah, peygamber diyenler, o beğeni butonuna basanlar, ya bir geçmiş olsun, siz anneniz hasta olduğu zaman geçmiş olsun demiyoruz, babanız hasta olduğu zaman geçmiş olsun demiyoruz, kardeş hasta olduğu zaman geçmiş olsun demiyor musunuz? Burada size hitap eden hakkı geçmiş bir insan. Allah rızası için anlatıyor. 300 milyon internet ödüyor size anlatabilmek için. Telefonla. Hakkım geçiyor değil mi? Bir geçmiş olsunu çok gören bir kitle. İsterseniz hepiniz gidin ya. İki kişi, iki tane dostumuz varmış bizim. Hülya Karapınar 01, bir de biat et. Başka da yok. Yazan yok şu anda. Bak videoyu yapıyor. Geçmiş olsun yazan yok. Geçti. Hastalık da geçti. Geçmiş olsun Titan Yumuşa. Biat Allah içindir.